Evet çocuklar, bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü giysi oyunu günü. Unutmayın, giysi oyununun tek kuralı sizi nasıl hissettiren bir şey giymeniz. Aynen öyle. Peki, ne bekliyorsunuz o zaman? Koş! Jeffrey, bir şey seç de oynamaya başlayalım. Daha emin değilim. Siz oyuna başlayın, ben sizi yakalarım. Define avı için çok mükemmel bir gün. Ve definemiz bu yönde. Ama define yok mu ki? Aa, var. Bir definenin yeri adı Teneffüs'ün kayıp definesi. Ninjalar! Ne yapacağız? Aa, ben savaşalım derim. Uçarak kaçamaz mıyız? Yardım gerekli. Hey! Arkadaşlarımı bırak! Sen kim oldun peki Jeffrey? Ben bir peri savaşçıyım. Vay, harika. Diğer kostümler alınmış mıydı? Yok, ben bunu beğendim. Siren iyisi. Ama peri bir kız kostümü değil mi? O değil. Ama öyle. Öyle mi? Niye? Sadece ben bunu giymek istedim. Aa, belki başka ne olsan, bir Viking veya korsan ya da... Hayır! Jeffrey değneğini bıraktı. Bu biraz ayıp oldu ama. Biz sadece kız kostümü olduğunu söyledik. Ki kendine uygun olanı seçebilsin diye. Mrs. Martin'in dediğini hatırlayın. Giysi oyunu gününün tek kuralı bizi mutlu eden bir şey giymemizdi. Evet, mutluydu da aslında. Hey Jeffrey, değneğini düşürmüşsün. İstemiyorum. Ama ninjaları nasıl yeneceksin? Ve uçmak için kanatların lazım. Peri savaşçın çok harikaydı bence de. Ve sihir hep en iyisi. Kostümün için söylediklerimize özür dileriz Jeffrey. Ne istiyorsan onu giyebilmelisin. Ve seni mutlu da ediyorsa giysi oyunu için bu harika olur. Başınız dertte. Hmm,
oldu Jeffrey. Sağ ol Kayu. Siz olmadan olmazdı. Bir de sihirli değneğin. Bunu yapmayı bana annem öğretti. Oh, güzel bir uçak Leo. Bu sabah ilk sunumu sen yapmak ister misin? Ben çıkabilirim. Harika. Hafta sonunu anlatırken ben nasıl hissediyorum tablosunu kullanmayı unutma, tamam mı? Bu hafta sonu benim büyük annemin doğum günüydü ve ben... birçok farklı hisler işte Bayan Martin. Bir dinleyelim mi o hisleri? Önce kafam karışıktı. Çünkü pasta seçmem lazımdı. Ve çok fazla seçenek vardı. Kayu, büyük anne hangisini sever sence? Bu bence. Kırmızı onun en sevdiği renk çünkü. Bu seni nasıl hissettirdi Kayu? Gururlu. Yetkili olan bendim. Evet, ben patronumu severim. Pekala. Sağ ol Jason. Peki sonra Kayu? Bu sefer sıra hediyeye geldi. Ben birazcık kaygılıydım. Çünkü büyük anne ne sever diye düşünmeliydim. Bir dükkana gittik. Ama sadece büyükler için de her şey. Hiç oyuncak yoktu. Bunlara ne dersin baba? Onlar iyiler Kayu. Ama sence büyük annen sever mi çorapları? Eww, böcekler korkunç. Bana hissettirdi. Üzgün. Ama başka şeyler aramaya başladım. Bak, büyük annemin bahçesindeki çiçeklere benziyor. Harika, bence çok sevecek. Hayır, o büyük anne içindi. Dur bakalım Kayu, bu hanım aldı ilk. Ama güller büyük annemin en sevdiği çiçekler. Yaşadığım hayal kırıklığıydı. O süveteri alamayınca. Ama sonra bizim almamıza izin verince çok sevindim. İyi bir insana denk gelmişsiniz. Evet öyle. Ama sonra... Gerçekten iyi hissetmedim. Çünkü annem büyük annemin doğum günüm için ördüğü kaşındıran kazağı giydirdi. Kaşındıran kazak böcekten beter. Evet, hissettiğim şey somurtkan. Ama büyük annem giydiğime çok sevindi. Oh Kayu, sana ördüğüm kazağı giymişsin. Ve bu seni nasıl hissettirmiş olmalı? Endişeli. Affedersin büyük anne. Senin pastanı berbat ettim ve doğum günü partini. Hiçbir şeyi berbat etmedin Kayu. Aksine bana en güzel hediyeyi sen verdin zaten. Ama ne oluyor Kayu? Bu süveteri sevmiyorum. Sadece sen verdin diye giyiyorum ama çok kaşınıyor. Affedersin. Oo Kayu. Bana bunu iyi ki söyledin şimdi sen. Öyle mi? Evet öyle. Hiç sevmemene rağmen senin onu giymiş olman çok düşünceli. Çünkü beni mutlu etmek istiyordun. Ama rahat edeceğim bir şey giymenin hiçbir mahsuru yok.
ve pastaya gelince, seninle vakit geçirmek bana verilecek en güzel hediye. Şimdi beraber bir pasta yapmaya ne dersin? Büyük annemin doğum gününde birçok şey hissettim ama başkalarının iyi olmasının beni mutlu ettiğini anladım. Ve hissettiklerim konusunda kafam karıştığı zaman iyilik yapmayı seçebildim. Ve bu her şeye çok iyi geldi. Fuar için hazırız biz anne. Uçan sandalyelere bineceğiz. Ama başını çok döndürüyor. Fuar! Oh, bugün gidebileceğimizi zannetmiyorum. Anneniz biraz hasta gibi. Ama... Yok, Fuar. Üzgünüm çocuklar. Peki sen bizi götüremez misin baba? Maalesef, çalışmam lazım. Annemizin iyi hissetmesini sağlayabilirsek belki gidebiliriz. Ne oluyor? Doktor Kayu ve hemşire Rosie seni iyileştirmeye geldiler anne. İyi. Peki. Ne mutlu. Hastamız şimdi hazır. Tamam. Evet, bu biraz sıcak. Bu... Portakal suyu. C vitamini. Doktor K'yı dinliyoruz. Bayağı değişik. Hepçi. Yara bandı lazım hemşire Rosie. Teddy? Teddy de olur. 50 adet yok. 100 tane Teddy kucaklaması lazım Rosie. Tabii ki. Gıdık masarı. 1. Gıdık masarı. 2. Gıdık masarı. 3. Gıdık masarı. 4. 97. 98. 99. Ve 100 Rosie. Kalktım. Harikasın Rosie. Ve Teddy. Evet anne, sen dinlen ve biz hemşire Rosie ile konuşalım. Bu bence çok iyi bir fikir. Anne, iyileşme yok. Hayır. Ne yapsak acaba? B.C. Yardım lazım bize. Kim bize yardım edebilir? Baba! Dikkat dikkat! Hemşire baba! Açık sarı alarm! Açık sarı alarm! Tamam. Üzgünüm Kayu ama baba çalışıyor. Ama bizim sana ihtiyacımız var. Ve anne! Ve anne! Tamam. Hemşire baba hemen geliyor. Nasıl? Tahmin etmiştim. Nedir durum baba? Annenizin hastalığı ciddi bir sümkürenzi. Bize bayağı mendil gerekecek. Bol bol, fazla fazla mendil. Oh,
Sağ olun. Bu yeterli. Oh, bugün bana çok yardımcı oldunuz. Üzgünüm fuara gidemediğimiz için. Ama siz... Aa evet fuar. Doktorculuk çok eğlenceliydi. Fuarı unuttuk. Olsun. Hadi annemiz biraz dinlensin artık. Peki son bir ilaç daha. Bir... Sevgi sarılması. Yeni bir hastamız oluyor gibi Rosie.